Evet. Geliyor. Bayağı ağır yalnız. Bayağı bir ağır. Evet, bıçağımı da getireyim, geliyorum. Evet, bıçağımızı getirdik. Şöyle açarken konuşalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dersi kanalında yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Yine bizim aylık Instagram videolarından bir tanesindeyiz. Beğeniniz çok oluyor, beğenmeyeniniz oluyor. Eğer orijinal aldığım ayakkabıları mağaza turları izlemek istiyorsanız demek ki bu size göre bir video değildir. Sizler orijinal aldığım videoları da izleyebilirsiniz. Şimdi Instagram'dan ithal olarak satılan ayakkabılardan bir tanesini açacağız. Yalnız bugün bir farklılık yaptık. İçinden ne çıkacağını bilmiyorum. Biliyor musun? Sürpriz geldi. Evet, sürpriz, gerçekten sürpriz geldi. Bana gönderen adresi aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Aynı bana gelen şekilde sizlere de gönderecek bir adres. Benim güvendiğim bir adres. Tabii ki almadan önce arkadaşlar mutlaka iade süreçlerini, alım süreçlerini, kargolama süreçlerini sayfayla konuşun. Konuşmadan direkt sipariş vermiyorsunuz zaten de bunu tekrar hatırlatmak istedim. Şöyle dev bir kutuda bir ayakkabı geldi. Yalnız çok ağır. İçinden ne çıkacak? Aşırı meraklıyım. Jordan'lardan biri. Bilmiyorum ya. Bana şey dedi. Sen dedi buna benzer bir ayakkabı hiç incelemedin gibi bir şey söyledi yani. Bu tarz bir şey hiç incelemedim. Çok farklı olacak dedi. İyi dedim, hadi bakalım. Hadi bakalım. Kalitesi de oldukça güzel dedi. Aha. Hiç beklemiyordum. Balenciaga. Vay be. Normalde bunlar kaç bilmiyorum, milyar, milyon, milyon. Evet. O tarz şeylerden oluyor arkadaşlar, şu şekilde paketle geldi. Gerçekten şaşırdım şu anda. Ama çok şık geldi. Hiç ben çok beklemiyordum. 45 numara göndermiş muhtemelen. Evet arkadaşlar, şöyle paket şeyinden açalım, çıkartalım çantasından diyeyim. Evet, değişik bir şey. Oho, bu ne böyle? Keşke 44 isteseymişim. Oba, bu ne böyle? Bu ne böyle? Canavar geldi ya. Arkadaşlar, yalnız bilmiyorum. Gerçi bu kadar ağır onlar mı ama? Onlar zaten şey, yani büyük duruyor ama içi dar olabilir. İçi dar olabiliyor. Ya bakalım, 45 en fazla bir tık büyük olabilir. Ama 44 söyleseydim diye düşünüyorum. Taban, ne bu taban? Savaşa girilecek bir taban gibi hissettirdi bana. Bakar mısın biraz daha yakın kırkından? Ben de seni böyle bir ayakkabıyla çok merak ediyordum. Evet. Nasıl olacak diye mi? Evet. Çok ilginç, farklı bir şey gerçekten. Rengini beğendim ama. Rengi çok güzelmiş. Ben de hoşuma gitti. Kalitesine bakalım. Kalitesi de gerçekten iyi duruyor arkadaşlar. Üstünde kullanılan şuraya bak. Yalnız o fidikliği, keşke sağlamlığı. Ha? 30, sana mı yollasın? 36-37 numara olsaydı ben giyerdim. Evet, aslında sana yollanması daha güzel. Benim çok tarzım olmuyor genelde bunlar ama bir giyerim dedim ya bunu da. Evet, şu içindeki şeyleri çıkartalım. Bana da 37 numarasını alalım olmazsa. Bayağı sağlammış yalnız. Yani ben bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Böyle üstünde kullanılan bu pofidik kumaşlar ve bu içindeki yastıklamalar çok sağlam duruyor. Tabanı da aynı şekilde çok sağlam duruyor. Güçlü duruyor. Evet, ama buralar böyle kesik kesik gibi. Normali böyle mi olması gerekiyor acaba? Bence hiç Balenciaga'm olmadığı için. Ben de hiç bilmiyorum ama bence çok yani çok güzel, şık görünüyor. Evet. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Rengi çok güzelmiş. Gönderilebilecek en güzel rengi göndermişsin. Hı-hı. Teşekkür ediyorum. Bana gönderen sayfanın linki açıklama kısmında mevcut. Sizler de bakmak isterseniz tıklayıp oradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum bunu gönderdiği için de. Bir tane bana bu renk alsak, bir tane de bebek için alsak, içimiz evet, şimdi birlikte duyulur, gitsek. Bir tane de bayan boyu var mı bilmiyorum ama vardır muhtemelen ellerinde. Şuralarda kullanılan baksana, böyle yapış yapış gibi, daha şeyleri güzel, kalitesi Nubuk, oldukça güzel. Nubuk. Burada yine mesh yapısı var, biraz daha nefes alabilen bir yapı gibi duruyor. Bağcıkları da aynı şekilde hoşuma gitti. Tabanı gerçekten taş yani. Şu taban biraz ağırlaştırıyor benim. Hani hoşuma gitmeyen bir şey varsa bu da budur. Ama normalde böyle olması gerekiyorsa zaten tabii böyle. Tabii yani böyle ağır oluyor bu ayakkabılar. Ama sana mesela 36-37 numara çok hafif olabilir. Bu şimdi 45 olduğu için de çok ağır. Benim buna benzer bir ayakkabım var ya. O da böyle ağırdı. Yani bu topuk her zaman o ağırlığı ağır veriyor. Evet, gayet sağlam, gayet okkalı, savaşa gidilir. Aynı zamanda çok tarz ayakkabılar. Tabii ki bunu biraz daha böyle işte oversize tişörtlerle, farklı işte şortlar veya bol bol eşofmanlarla kombinlerseniz, Kylie Jenner gibi, Kim Kardashian gibi, o tarzlar, hani o tarz giyinenler için falan çok güzel olabilir.
Evet, benim hoşuma ama gitti. Ama yok, senin mesela düşünüyorum. Ne altına gibi? Böyle kargo pantolonun altına falan gider değil mi? Kargo pantolon, evet. Açık renklerinden üstüne böyle Jordan oversize yağmurluk ceketin falan. He, olabilir. Çok hoş. Onlarla olur da gider. Biraz daha böyle farklı. Hatta bir tarz yapıp bence giyebilirsin. Olabilir. Evet, dediğin gibi onlarla bir denenebilir. Şu tabanına bakar mısın? Tabanı da çok ilginç. Balenciaga yazıyor. Bunları normali bilmiyorum ne kadar arkadaşlar. Çok pahalı. 3-5 bin liradan fazladır diye tahmin ediyorum. Artık yani 5 bin falan diye düşünüyorum. Bayağı da bu tarz piyasalara bakmamıştım ama muhtemelen çok daha pahalıdır diye tahmin ediyorum. İçini şöyle hemen gösterelim ve ayağımıza giyelim. Balenciaga yazıyor. Hı-hı. Şurada aynı şekilde öyle. 45 yazıyor. Şurada çok ilginç evet, yerde. Evet, herhalde her numaranınki orada yazıyor. Ben 45 giyiyorum, duyurulur. Evet. Hadi bakalım giyelim. Gözüm kaldı ayakkabında. He? Gözüm kaldı, çok evet, beğendim. Evet ama sana daha çok yakışır. Bence onu hissettim. De. Hadi bakalım giyelim, ayağıma nasıl olacak merak ettim. Evet. Sen bayağı beğendin ya. Çok beğendim. Ben bu tarz ayakkabıları... Aa, tam oldu. Tam oldu arkadaşlar. Hiç öyle 45 falan büyük büyük değil. Dediğin gibi içi dar. Yani dıştan çok büyük dursa da biraz zaten bunun hani oversize tişört gibi oversize ayakkabı bu. Zaten sıkın yani tam böyle fit numaranı alınca da biraz tam, artıyor bence. Tam evet. Biraz büyük almanız lazım. Air Force'larda 44 oluyordu. Bunda 45 oldu arkadaşlar. Sizler de alacaksanız ona göre dikkat edebilirsiniz. Gerçi çorabım da çok kalın bir çorap değil. Ona rağmen tam böyle fite fit oldu. 46 bile yani 45.5. Bana büyük gibi geldi ama sen yok, tam diyorsun. Tam ya şu an ayağım burada bak. Tam burada. Arkadan ne bileyim bu. Arkada yani. Yok ki. Arkada yer yok. Evet. Çok değişik, ilginç biz. Şimdi basketbol ayakkabılarından sonra bayağı farklı geldi. Bayağı ağır. Yani çok yürüyüş için bunu tavsiye etmem ama atıyorum işte arabayla AVM'ye gideceksiniz. Evet yani tarz giyineceğin evet, zaman bunları alsın. Tarz yapılabilir. Yani mesela bunu bütün gün giyerseniz bayağı bir yorulacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ama evet farklı ya. Değişik yani. Ya bence bu kesinlikle... Biraz yürüyüşünü şöyle şuna çeviriyor. Şuna çeviriyor. İster istemez. Ağır ya. Evet güzel ya, hoşuma gitti. Ara ara arkadaşlar kombinlerle ben bunu giyebilirim. Hatta hemen bir kombin mi yapsak bilemedim. Bence de güzel olabilir. Evet kalitesi beğendim. Ayağınız içeride oldukça rahat hissettiriyor. Geniş olduğu için de böyle düzgün basıyorsunuz. Sadece ağır ama üstünde kullanılan işte bu dilindeki yastıklama, bileğindeki yastıklama cidden çok iyi. Yani bulabileceğiniz en iyi ithal ayakkabı olabileceğini düşünüyorum. Evet bundan bakan düşünenler varsa hoş. Yani benim bu kadar hoşuma gideceğini düşünmezdim bu ayakkabının. Keyifle şu an denemiş oldum. Sizlere de bu şekilde göstermiş oldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Bildiğiniz gibi Instagram'dan aylık bu şekilde videolar yapıyorum. Bir sonraki videoda ne gelmesini isterseniz yorumlarda onu belirtirseniz de sevinirim. Farklı ayakkabılarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabılar ise bugünlük. Evet giydikçe daha da hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi de fena olmadı. Sizler eminim çok daha güzel kombinler yapabilirsiniz. Tekrar bu ayakkabıyı bana gönderdiği için Sportik TC sayfasına teşekkür ediyorum.